Bu videoda dünyanın en gereksiz icatlarına bakacağız. Bu tarzda devam etmemi istiyorsan, bana destek olmak istiyorsan aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde bana destek olabilirsin. İlk icat tuvaletle alakalı bir icat mı? Bir şey, oyun oynamak falan, bir eğlenceli tuvalet falan diyor da abi tuvalette nasıl bir eğlence olabilir ya? Beni yukarı kaldıracak. Sonra yani niye sağ sol? Ha, tutturmaya mı çalışacağım? Bundan daha saçma bir şey hayatımda görmedim ya. Abi beynim çürüdü şu an. Yukarıdan ya tutturamazsam ne olacak? Bunu nereden satın alabilirim? Pantolonun arkasında bir cep, tuvalet yapmak için mi? Ha yok. Kedi köpek koymak için mi? Neden ben arkama bir tane köpek koyup öyle geziyorum ya? İlk söylediğim olsa yine mantıklı olacaktı hani. Tuvaletim mi geldi? Aç orada yap da abi. Köpeğin orada ne işi var? Çok sert başladı video. Sen borulardan silah fırlatıcı gibi bir şey mi yaptın? Tam anladığım kadarıyla orada yaylar var. Onun içine bir şey koyman lazım. O oradan bir şey fırlatacak. Tamam. Ne bu? Arbalet gibi bir şey yapmışsın sen. Arbalet zaten yapıldı yani. Ne fırlatacağız? Top. Ne topu ya o? Topu niye fırlatıyorum ya? Ha gerçi köpekle falan oynarken ne bileyim iyi de olabilir. Ya o en başta gördüğümüz tuvalet meselesi gerçekten çıtayı çok aşağı çekti ya. Eğer çok yakın bir arkadaşınız varsa, çok sevdiğiniz bir insan varsa ve diyorsanız ki ben onunla tuvalette bile ayrı düşmek istemiyorum, o zaman bu tuvalete sizi davet ediyorum. Ama bir şey diyeceğim, kapakları neden bir? Ben onu anlamadım. Tamam hani bugüne kadar bir sürü tuvalet gördük. Hatta bu 3 tuvalet. Ha şu yanda da varmış. 3 tane tuvalet yan yana da ikisinin kapağı neden bir? Bunun mantığı ne onu anlamadım işte. Movie hoodie. Sweatshirt'ı alacağız, giyeceğiz. Oradan da ekrana bir tane böyle bir şey gelecek. Onun için de kimse bizi görmeden bir şeyler izleyeceğiz. Peki bir insanın böyle dışarıda bir yerde şöyle bir monitöre sahip olduğunu, böyle izlediğini bir düşünsenize. Ne izlediğini düşünürsünüz? Yani sen orada açıp çizgi film bile izlesen yanlış anlaşılır. Derler ki adama bak ya, ne izliyor öyle, bir şey saklıyor bizden falan derler. Ayrıca herhalde bir 200 yıl öncesinin icadı falan ya. Çünkü şöyle monitörler kalmadı artık. O monitörler iyiydi ya. Dünyanın en gereksiz icadı. Onunla onu ısıtacağız. Tamam. Isınınca bant mı keseceğiz? Abi bir bant kesmek için neden bu kadar uğraştın ya? Bant kesilsin diye zaten ne bileyim makas bıçağı var, makas var. Ya da şöyle bir diş atsan zaten kesiliyor. Çok saçmaydı bu. Gereksiz icat powder. Herhalde dökücü diye bir anlamı olması lazım. Ha, oradan ona bardağı yerleştirdikten sonra yani bu o kadar da kötü değil. Evet kötü. Yani bardağı oraya koyana kadar şişeyi alır dökerim daha iyi de. Dediğim gibi o kadar da kötü değil. Bu nasıl bir terlik ya? Hayatımda gördüğüm en çirkin terliği gördüm şu an. Abi sen onları neyden yaptın ya? Aa, 50 kiloluk terlik yapmış adam. Bununla var ya bir tekme atsan adam öldürürsün. Çok saçma. Gerçekten bu kadar rahatsız. Öyle zincirlemiş falan. Nançako gibi de kullanabiliyorsun. Bu kadar rahatsız bir terlik hayatımda görmedim. Adam bir şey icat etmiş. Arkadaki ekibe bir bakar mısınız ya? Öyle duruyor. Ha sarısı oraya gitti, beyazı oraya gitti. Bak bu iyiymiş. O kadar da bunu kötüleyemedim. Yine aynı ekip başka bir icat daha yapmış da. Abi bu insanlar niye böyle duruyorlar ya? Bu da iyi ama. Bu el dezenfektanı falan ayakla basıyorsun. Güzel sistem bu. Yine aynı ekip. Yine herkes böyle. Yine. Oturup yürüten bir şey. Bu da o kadar da kötü değil yani. Evet biraz kötü de o kadar kötü değil. İstediğin yere de götürebiliyorsun. Ayaklarınla direksiyon gibi kullanabiliyorsun. Ben bunu biraz beğendim gibi ya. İcat eden kişi Simon Gertz. Bunu görmüştük. Kaskın üstüne bir tane alet yapmış. Oradan diş fırçası geliyor. Dişlerinizi fırçalıyor. Sizi öyle tutuyorsunuz. Bunun saçmalığı sadece önleri fırçalıyor. Ve o kaskı takana kadar zaten alırım diş fırçamı, kendim fırçalarım. Birçok arkadaş gece uyuyamıyor. Ben de hemen uyutan bir şey icat ettim. Nasıl ya, bu ne bu? Döner makinesi gibi. İnsanı koyuyorsunuz içine. Ondan sonra dönüyor dönüyor. O uyumak değil, o bayıltıyor muhtemel. İnsan mı pişireceğiz abi bunun içinde? Yani ne bu? Bunun içerisinde uyuyabilecek bir kişi tanımıyor. Baş aşağı döndürünce falan beni uyutacak sanıyor ama bayılacağım ben orada. Birçok insan evlerinde bir tane tuvalet var. Bir kişiden daha fazlası aynı anda tuvalete gidemiyor. Sen de bunun için çoklu tuvalet mi icat ettin abi? Aa, çok kötü ya. Orada oturacağız ikimiz. Ya gerçekten iğrenç. İki kişi oturacağız öyle muhabbet ede ede tuvaletimizi yapacağız. Korkunç bir icat. Bu ne? Bilgisayar ekranına bir şey yapan bir şey. Bilgisayarla oynarken bir anda ekran kapanıyor. Oradan size su püskürtmeye başlıyor. Aslında iyiymiş. Bu yıllar önce anneme gerekliydi. Ders çalışmak yerine bilgisayarla oynadığım zamanlara gerekliydi bu. Tam olarak annemin çok işine yarayacak bir icat. Kalkmıyor mu bilgisayardan? Sen bilirsin. Çakmak ve
pervane. Çakmağı yaktığınız zaman pervane çalışıyor, çakmağı söndürüyor. Bunun peki mantığı nedir ya tam olarak? Yani komiklik yaratmak falan mı? Şişe, bardak. Tam olarak ne olacağını anlamadım. Onun için içeceği koyuyorum. Sonra... Otomatik bir sebil gibi bir şey yapmış oluyorum da niye uğraşayım ki? Onunla uğraşacağımı alırım bardağı, alırım şişeyi, dökerim içerisine, içerisine. Bisiklet üzerine oturacak bir şeye ihtiyaç duyar falan. Abi oraya ne yaptınız ya? Bu nasıl bir bisiklet? Adam asmaca gibi. Nasıl olacak bu? Sür bakayım bir. Ha, boynundan asıyorsun adamı. Felç olma garantili ya. Bu ne böyle? Arkaya da bir kişiyi asabiliyorsun. Evet, böyle gidebilirsiniz. Videonun bence en bombası buydu. Anladığım kadarıyla çok bisiklet sürünce böyle ağrır ya buralar. Ağrımasın diye bunu icat etmişler. Zaten 10 dakika sonra felç oluyorsun. Omurilik falan hepsi paramparça. Ben bunu görmüştüm. Bana o kadar da kötü gibi gelmedi ya. Yani evet, biraz garip bir hissiyatı olabilir ama sıkıyorsunuz, oradan size sabun veriyor. Yani bilemedim. Hani güzel gibi de görünüyor ama o sıkma hissiyatını çok da sevmedim gibi. Abla senin icat nedir? Pickup'la alakalı bir şey olacak. Bu iyi. Bu gayet iyi. Tuvalet falan, o dağcılık, kampçılık falan, öyle muhabbetleriniz varsa arabanı oraya asıyorsun, oturuyorsun. Bence mantıklı yani. Neden olmasın ki? Çünkü dağdasın ya da kamptasın, tuvalet falan yok. Taşların arasına yapacak halin yok diye, işte bu mantıklı. Ben demir bir ayakkabı mı gördüm ya? Ayağı kaşınmış herhalde. Ellerin niye yeşil oldu senin ya? Ayak kaşıyıcı bir şey mi icat ettin? Ha, ayağımıza zımpara yapacaksın galiba. Ha, ayak yandı orada, ayak eridi. Şuna baksanıza, mankenin ayağı kırıldı zaten. Arkadaşlarımıza tokat attığımız zaman ellerimiz bazen çok acır. Onun yerine arkadaşını öldürecek bir şey icat etmiş. Süper eldiven diye bir şey icat etmiş. Bununla arkadaşınıza tek atabilirsiniz. Peki burada neden Nike işareti var ya, onu anlamadım. Vur bakalım arkadaşına. Evet, artık elleriniz acımayacak ama arkadaşınız da geçmiş olsun. GG ez oldu. Uzun süre oturduktan sonra uykumuz gelir ve sen bunu icat ettin. Yani insanların uyumaması için uzun uzun oturduktan sonra uykuları gelmesin diye. Evet, otomatik olarak insanları uyandıran bir şey. Gerçekten çok efektif ya. Abi seni tebrik ediyorum. Zeka akıyor. Artık hiçbir zaman uyuyamayacaksınız. Ya da uyursunuz. Çok uzun uyursunuz. Bir uyursunuz, bir daha uyanmazsınız. Yatak var, tuvalet var. Ya yine mi ya? Abi tuvalet görmek istemiyorum. Ne olacak şimdi? Uyurken tuvaletim geldiğinde o yatak oraya gidecek. Ya da iğrenç bir kap gelecek. Ondan sonra yataktan kalkmadan tuvaletimi yapacağım. O götürecek, tuvalete bırakacak. Bir şey demek istemiyorum. Yani bir şey demek istiyorum ama diyemiyorum ya. Gerçekten dilim tutuldu. Bir şey diyemiyorum. Birçok arkadaş uzun süre tuvalette vakit geçiriyor. Ve tuvalette telefonlarıyla oynuyorlar. Time limited. Zaman ayarlı tuvalet falan icat etmiş herhalde. Nasıl kaldıracaksın beni tuvaletten? Oturduk. 10 seconds. 10 saniye sayıyor. 10 saniye içerisinde tuvaleti yaptın, yapmadın. Yapmadın ne olacak? Tuvalet gidecek. Bu iyiymiş bak. Bu gerçekten hoşuma gitti. 10 numara değil mi ya? Böylelikle tuvalette geçirdiğimiz o saçma zamanı geçirmemiş olacağız. 10 saniye de biraz acımasız oldu ya. Benim tuvalete girip kapıyı kapatmam zaten 10 saniye. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en saçma icatlarına baktık. Ben bu kadar saçma beklemiyordum. Çok saçma oldu bu video. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da tek tıkla abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.